Selam arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 3D yayınlarının çıkmış sorulara benzer hazırlamış olduğu denemelerinden 2018 TYT benzeri denemeyi çözeceğiz. Bu denemede farklı olarak kendimi gerçekten gerçek sınava girmiş psikolojisiyle Biraz sesli düşünerek çözeceğim bu soruları. Umuyorum birlikte güzel netler yaparız. Çünkü yine yeniden denemenin sonunda kontrolünü sağlayacağız. Umarım güzel bir şekilde bilgilerimizi test edebildiğimiz bir deneme olur. Buyurun hızlıca başlayalım. Evet geldik. Galileo demiş yaşamı boyunca hız ve zaman ölçümüne büyük önem verdi. Elinde su saatinden başka zaman ölçecek bir aygıt yoktu. Ancak su saatiyle hassas ölçümler yapmak imkansızdı. Galileo bir gün gittiği Pisa Katedrali'nin tavanına asılı avizene mumları yerleştirdikten sonra serbest bırakıldığında hızla ileri geri gittiğini gördü. Avize her ileri geri gidişinde kat ettiği mesafe giderek küçüldüğünü gözlemleyen Galileo, avizenin salınım süresinin azalıp azalmadığını merak etti. Salınım süresini ölçecek bir aleti olmayan Galileo, hemen bir eliyle diğer bileğinden nabzını ölçmeye başladı ve giderek küçülen yaylar boyunca ileri geri salınımlar için geçen süreleri nabız atışlarının sayısıyla karşılaştırdı. Her salınımlar için geçen sürenin aynı olduğunu saptayan Galileo bu olaydan sonra kendi yaptığı sarkaçla bir dizi ölçümlerle salınım sürelerinin genlikten bağımsız olduğunu keşfetti. Galileo bu gözleminden ve keşfinden sonra doktorların kullanımına yarayacak bir ölçme aleti yaptı. Bu alet boyu değişken olabilen sicimden yapılmış basit bir sarkaçtı. Doktor sanımlar hastanın nabız atışlarıyla senkronize olacak şekilde sarkacın boyunu ayarlayabiliyor ve başka bir gün tekrar ölçüm alıp iki sonucu karşılaştırarak hastanın sağlık durumundaki gelişmeleri izleyebiliyordu. Galileo'nun yaptığı çalışmalarla ilgili hangileri doğrudur? Gözlemde bulunmuştur. Evet, Pisa Katedrali'ndeki bu avizelerin gözlemledi. Bakalım. Deney çalışmaları yürütmüştür. Ne yaptı? nabızla birlikte yani aslında bir data topladı fark ettiyseniz. Fizik bilgisini farklı bir alandaki çalışmalara uyarlamıştır. Doktorlarla alakalı yani tıp sektörüne bu zaman kavramını, zamanın ölçülme kavramını aslında aktarmış oldu diyebiliriz. Dolayısıyla Edirne'yi işaretledim. Yani sorunun uzun olması arkadaşlar gözümü korkutmadı. Sadece okuduğumu anlamaya çalıştım. Bakalım. İkinci soru. Yatay düzendeki dorsal bir yolda hareket eden K hareketisinin zamanına göre aldığı yol aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu no'lu Grafiklerden hangileri K hareketisine ait olabilir? Bakalım. Her bir saniyede 5 metre, 5 metre, 5 metre ve 5 metre ilerlemiş. Dolayısıyla bir kere sabit bir hız söz konusu dedim. Öyleyse konumuma bakıyorum. Birinci zamanda beşinci konumda. Çünkü konum zaman grafiği benim için sayı doğrusu gibiydi. İkinci saniyede 10. sırada. Üçüncü saniyede 15. Evet bu o yüzden konum zaman grafiği olabilir. Eşit zaman aralıklarında eşit mesafeler almış dedim. Süretine bakacak olursak sizlerle birim zamanda aldığım yoldu. Dolayısıyla 5 bölü 1'den 5 geldiğini söyleyebiliriz ve sabit bir süratle gittiğini söylemiştik. İvmesinin ne olduğunu söylemiş arkadaşlar. İvmenin arttığını söylemiş. Birinci saniyede ivmen 5. Yani bakın zaten sabit dediğiniz andan itibaren ivmenin sıfır olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla rahatlıkla 1 ve 2 deyip grafik sorusundan da korkmaksızın cevaplayabildim. Bakalım. Buna göre doldurulma işleminden hemen sonra termoslu ve bardakta bulunan sulara ait hangileri birbirlerine eşitti? Isıcı, yalıtı, kam termosu, 1.3 litre ısıcı yalıtık L bardağı 0.3 litre sıfı, sıvı almakta tamamen su dolu olan K termosundan su dökülerek boş durumdaki bardağı tamamen dolduruyoruz. Yani buna 0.3'ünü verdiğinde bu 0.3 doldu bunda da 1 litre kaldı tamamdır. Hangileri eşittir demiş ısı sahası. Şimdi arkadaşlar özdeş suyu koyduk değil mi? Birinden alıp diğerine boşalttık. Dolayısıyla öncelikli olarak bir kere öz ısıları aynı. Nicelikleri kesinlikle birbirlerine eşit dedim. Isı sahasına baktığındaysa M çarpı C demekti. C'ler aynı fakat M'ler farklı. Birinde 1 litre hacimde bir kütle bulunduruyoruz. Birinde 0.3 litre hacimde kütle bulunduruyoruz. Dolayısıyla ısı sahaları farklıdır dedim. İç enerji demiş. İç enerji dediğimiz durum kütle, kinetik enerji, potansiyel enerji hepsiydi. Şimdi sıcaklıklar aynı ama baktığımda kütleler farklı. Dolayısıyla iç enerjilerin aynı diyemem. Sadece öz ısıları aynıdır deyip soruyu bitirdim. Geldim dördüncü sorumuza. Kürelerin yüklerinin cinsleriyle ilgili hangileri doğru olabilir demiş. Hepsi iletken küren var. Elektriksel etkileşmelerden dolayı Bunlar birbirini iteklemiş, diğerleri çekmiş. Sallıyorum bunu artı diyelim. İteklemesi için aynı yük olması lazım. L artı dediğimiz andan itibaren M ya negatif ya da nötr olabilir diyorum. Tam tersini yapabilirsin. Eksi de o zaman eksi olacak. O zaman bu eksi ise yine bunun artı veya nötr olmasını bekliyorum. Öyleyse K'ya pozitif dediysek bir kere K ve L kesinlikle aynı. Hemen aynı olmayanları bir öldürelim arkadaşlar. Aynıları seçtim. Eğer ki pozitifi ele alırsam M'nin negatif olacağını söyleyebilirim. Diğer B şıkkındaysa 3'ünün de negatif olacağını söylemiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Aksi takdirde şekil 2'de de birbirlerini iteklemelerini beklerdim. Geçtim. Geldim 5. soruya. Ne demiş? Kerem Şekil 1'deki tamamen su dolu M taşırma kabına suda çözülmeyen K ve L katı cisimlerini ayrı ayrı yavaşça bırakıyor. M kabındaki suyun hacminin zamanla değişimi şekildeki gibi oluyor. Şimdi hangi sırayla attığını söylemedi. Yani ilk K'yı atıyorum sonra da L'yi atıyorum demedi. Ayrı ayrı yavaşça bıraktı. Birini attık 500 cm küpten ağzına kadar dolu olan kabımın 450 kaldığını gördük değil mi? Baktığımda arkadaşlar mekabındaki suyun hacmi 500'den 450 olmuş yani 50 cm küplük bir taşış gerçekleşmiş. Diğerini attığında yine 50 cm küplük bir taşma gerçekleşmiş. Sadece şunu söyleyebilirim. Bunların suyun içinde nasıl durduğunu da bile bilmiyorum. Batıyor mu askıda mı değil mi? Sadece diyebilirim ki herhangi birinin sırasında bilmediğim için batan hacimleri ikisinin de aynıymış 50 cm küpmüş diyebilirim. K ve L cisimlerine suyun uyguladığı kaldırma kuvveti. Yani V batan D sıvı G. D sıvı aynı G aynı batan hacimlerinin de bu grafikten aynı olduklarını söyledik. Kesinlikle kabul ettim. Hacimleri eşittir demiş. Daha yeni ki dediğim gibi askıda mı kalıyor? Yüzüyor mu? Yani sadece mesela yarısı batmıştır. Yarısı 50 cm küptür. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyemem. Ne hacimleri ne de öz kütleleri hakkında kesin bir kanıya varamam. Cevap yalnız A'dır deyip soruyu bitirdim. Geldim 6. soruya. Aydınlanma ile ilgili kavramlardan ışık şiddetinin birimi kandela, ışık akısının birimi lümen ve aydınlanma şiddetinin birimi lüksür demiş. Buna göre değişkenlerden hangilerinin büyüklüğü ışık kaynağının yüzeyi olan uzaklığına bağlı olarak değişir? Bakalım. Kaynağın ışık şiddeti demiş. Işık şiddeti sadece ve sadece benim için buradaki fotonuma, ışığıma bağlı bir durum. Dolayısıyla mesafeyle bir alakası yok. Yani sadece kaynağımla alakalı bir durum. Bunu öldürdüm. S yüzeyindeki toplam ışık akısı demiş. Şimdi arkadaşlar normalde ışık akısını hatırlarsanız 4 pi ı diye tanımlıyoruz. Ne zaman? Kapalı sistemlerde. Dolayısıyla mesafe önemli değil kapalı sistemlerde. Fakat bu bir kağıt. Ben bir buradan tutuyorum. Bir uzaktan bir yakından. Yani şöyle düşün. Bunun hepsini aydınlatabilmek için buradan atıyorum şu kadar ışın gönderiyorum. Fakat atıyorum şöyle olsaydı. Daha az sayıda ışıkla buranın hepsini aydınlatabilirdim. Bu sebepten dolayı açık bir yüzey olmasından dolayı S yüzeyindeki toplam ışık akısı ışık kaynağının mesafesine bağlıdır diyebilirim. Diğerine bakalım aydınlanma şiddeti. Aydınlanma şiddeti bizim için zaten I bölü D kareydi. Mesafe ile alakalı bir durumdu. Dolayısıyla bu da uzaklığa bağlıdır deyip 2 ve 3'ü işaretleyip soruyu bitirdim. Geldim 7'ye I ışık ışınının kartamından L ve M ortamlarına geçişi şekil 1 ve verilmiş. Hemen konuşalım sizlerle. L'den K'ya gitmiş. Normalde hatun böyle ilerleyecekti. Fakat ne yapmış? Uzaklaşmış arkadaşlar. Dolayısıyla burası daha fakirdir dedim. Yani L daha yoğundur K'ya göre dedim. Diğerine bakalım. Normalde ışığımın gideceği yol böyleydi. Ne yapmış? Normale yaklaşmış. Demek ki K daha zengin dedim. NK, NM'den daha zengin geldi. Yani totalde bir sıralarsak NL, NK ve NM diyebiliriz. Diyor ki L'den M'ye geçerken hangilerini izleyebilir? L daha zengin M'ye göre. M çok çok fakir. L'den M'ye geçerken M'ye yanaşmış hayır bunu izleyemez dedim. L'den M'ye hiç geçmeyerek ne yapmış tam yansıma yapmış bu olabilir dedim. L'den M'ye burada arkadaşlar normalde ışığın gitmesi gereken doğrultu bu ya normale yaklaşacak ya normalden uzaklaşacak. Normali kökten geçme gibi bir durum söz konusu olamaz bir yansıma gibi çizilmeye çalışmış. Bu zaten mümkün değil ışık için. Dördüncü öncülüme geldiğimde ise L'den M'ye sınır açısıyla gelmiş demiş. Diyorum ki L zengindi M fakirdi fakat öyle bir ilişki olabilir ki sadece hani o açıda tam sınırdan gidebilir. Yani karşı tarafa geçmeden de sınır açısıyla yoluna devam edebilir dedim. Dolayısıyla 2 ve 4'ü izleyebilir bu kırıcılık indisleri oranlarında diye kabul ettim. Bakalım acaba cevaplarım doğru mu arkadaşlar ya da bir yerde bir hatamız var mı? Hemen hızlıca kontrol edelim. Evet arkadaşlar bu denemede de full çektik. Umuyorum ki sizler de benim gibi güzel netler yapmışsınızdır. Gayet çıkmış sorulara benzer bir deneme olmuş. Neden bu yılda bunlara benzer sorular gelmesin? Aslında fiziğin göz korkutucu yanının bence tamamen ön yargıdan olduğunu düşünüyorum. Umuyorum sizler de güzel netler yapmışsınızdır. 2019 TYT benzeri denemede görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İçin çalar.